O dönemdeki Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndaki sınırlarından sonra yeni kurulmuş olan Lozan Barış Antlaşması'ndaki mevcut bizim sınırlarımızı kabul ettiriyorlar, imzalıyorlar. Ama Türkiye o Birinci Dünya Savaşı'na girerken ki Osmanlı sınırları içerisindeki alanlara hakimiyet alanı olarak gelmeyecek diyor. Bakın ne diyor da siyasal, yasama ya da yönetsel konularda her ne nedenle olursa olsun hiçbir yetki ve ya da yargı hakkı kullanmayacaktır diyor. Biz bunu madde olarak kabul ediyoruz Türkiye olarak ama alttaki madde de önemli. Ne diyor? Şurası da kararlaştırılmıştır ki İslam dini makamlarının dinsel yetkilerine bir zarar gelmemektedir diyor. Gelmemesi lazım diyor. Buranın neresi burası? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa alanıyla alakalı Türkiye Lozan Antlaşması'nda bu maddeyi onlara da kabul ettirerekten bir garantörlüğü zaten siyasal anlamda kabul ettirmiş. Bu bizim için elimizdeki en önemli kozdur. Nereye gidemeyiz biz bu üstteki metine bakarsak? Gazze'ye asker gönderemeyiz. Ama alttaki metinle Mescid-i Aksa Lozan'da sabit olduğu üzere bizim garantörlüğümüzdedir. Hakan Fidan'ın, Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasını unutmayalım. Ne dedi? Eğer dedi bölgede kalıcı bir barış, yani barış sağlanamazsa kalıcı ve istikrarsızlaşmaya yönelik bir savaş ortamı hazırlanır dedi. Neye dayanıyor işte Hakan Fidan açıklaması? Buna dayanarak elimizde güç var. Bundan dolayı bunu söylüyor.